Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Orduspor oyuncusu Tahir Ayan önceki hafta kaybettikleri 2 puanlı Şile maçını kazanarak telafi edeceklerini ifade etti. Öncelikle dediğiniz gibi evimizde kaybedilmiş bir 2 puan var. Ama baktığınız zaman iyi bir oyun vardı. Çok şanssız goller yedik, çok erken goller yedik. Birazcık yani ister istemez düştük çok erken gol yiyince. Ama kötü taraftan değil, iyi taraftan baktığımız zaman 2-0'dan iyi bir mücadele göstererek 2-2 yakaladık. Hatta 3-2, 4-2 bile yakalayabilirdik. Bu birazcık bize ümit verdi. Ama dediğimiz gibi evimizde kaybedilmiş bir 2 puan hiçbir zaman savunulacak veyahut da bahanesi olan bir şey değil. Allah nasip ederse oraya da beraberlik falan değil, tamamen 3 puan için gideceğiz. Tabii iyi olan kazansın. Rabbim sakatlık, kaza, bela vermesin her şeyden önce. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Çalışmalarımız o yönde, yani başka bir şey düşünmüyoruz. Ya şu an baktığın zaman evet, matematiksel olarak hepsi aynı puandalar. Ama biz maç maç gidip, tek tek gidip hepsinin üzerine geçeceğimizi düşünüyoruz. Yani bakıldığı zaman hepsinden daha kaliteli, daha tecrübeli bir takımımız. Ama dediğim gibi bir şanssızlıklar oldu. İşte bir o eşiği geçemediğimiz dakikalar oldu, günler oldu. Allah nasip ederse artık biz o kırılmayı yaşadık. O kırılmaları bırakıp biz tekrardan yukarıya tırmanacağız. Ve o yani şampiyonluk olur, şampiyonluk olmaz ise en kötü ikinciliğin en büyük adayı biz olacağız inşallah. Orduspor 1967 oyuncusu Sami Can Keskin bu hafta oynayacakları En Nesil maçını kazanarak hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini belirtti. İstemediğimiz bir beraberlikle döndük. Kazanmak için gitmiştik oraya. Son iki haftada istediğimiz 3 puanları alamadık. Ama liginde son periyoduna yaklaştıkça biraz daha tempo arttırmak istiyoruz. Haftalık 3 maçlık bir haftalık bir periyoda gireceğiz. Bu hafta yakalayacağımız 9 puan belki bir önceki haftalardaki kaybettiğimiz 2 puanın telafisi olacak. O niyetle çalışmalarımıza başladık. O konsantrasyonla devam ediyoruz. Bu takım bence ligin sonunda şampiyonluğu getirecek, kupayı kaldıracak. Böyle aksilikler oluyor bu yol devamında. Devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu sezon için 11 maçta 9 galibiyetlik bir istatistik yakaladık. Gelecek yılda da koyarsak nereden baksanız bir 22-23 maçlık bir yenilmezlik serimiz var. İç sahadaki bu taraftan desteğiyle yakaladığımız galibiyet serisini, yenilmemezlik serisini devam ettirmek istiyoruz. Ama bununla beraber bizim için asıl olan şey bu şehre şampiyonluğu getirmek. O yüzden de deplasmanda da istediğimiz puanları alıp, gerekli hamleleri yapıp inşallah sezon sonu istediğimiz noktada bitireceğiz. Fas'ta Belediyespor, Kepez Belediyespor maçı hazırlıklarının Ordu etabını tamamladı. Fas'ta Belediyespor deplasmanda oynayacağı Kepez Belediyespor maçının hazırlıklarının Ordu etabını tamamladı. Küme düşme hattının 13 puan üzerinde bulunan Sarı Lacivertliler Kepez maçında puan almayı hedefliyor. Fas'ta Belediyespor ligde kalma savaşı verirken Antalya ekibi ise liderin 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Fas'ta ilçe stadyumunda oynanan maçta Sarı Lacivertliler son dakikada bulduğu golle Kepez Belediyespor'la 1-1 berabere kalmıştı. Karşılaşma 8 Nisan Cumartesi günü saat 15'te Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynanacak. Fas'ta Belediyespor'da kulüp başkanı Adem Bekar, Kepez Belediyespor deplasmanına iyi sonuç almak için gideceklerini ifade etti. Akkuş Belediyespor yarım kalan hikayeyi mutlu sonla tamamladı. Ordu ekibi Efeler Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi. Alparslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Lig finallerinde mücadele eden Akkuş Belediyespor, 2. maçında Milas Belediyespor'u 3-1 yendi. Finallerde oynadığı 2 maçı da kazanan temsilcimiz Efeler Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Ekran Gazetesi'ne katılan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, kendilerine destek verenlere teşekkür ettiklerini belirterek küçük şehrin büyük hikayesini yazdıklarını söyledi. Gerçekten de artı parantez açıyorum. Özellikle iki isim vermekten de şey yapmıyorum.
Eski Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kağan. Şimdi Hırvatistan Büyükelçimiz. Her zaman maçtan önce arar. Başkanım bir ihtiyaç var mı? Yapabileceğim bir şey var mı? Maçtan sonra arar. Başkanım tebrikler. Yani sürekli bize Ankara'da çalıştığı dönemde şu anda yurt dışında olmasına rağmen de sürekli bizi destekledi. Metin Gündoğdu vekilimiz. Allah razı olsun. Maddi manevi çok desteğini gördü. Takımı aynen bizim gibi o da üzerinde durdu. Bak Ankara'daki maçta meclis çalışmalarından çıktı geldi. Her sene son maçta kaybediyor. Çocuklara dedi ki hep bunu anlattık çocuklara. Son maça kalmasın. Son maça kalmasın. Onun için de bugün dünkü maça çok önem vermiştik. Hocamız, teknik ekibimiz, sponsorumuz, biz hepimiz oradayız. Çocuklarla bir aradayız. Dolayısıyla onlar da inandılar ve dün bu işi küçük şehrin büyük hikayesini hep birlikte yazdık. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.